Merhaba arkadaşlar. Bugün kısaca size Student Coin'den bahsedeceğim. Whitelist'inden yani ön satışından bahsedeceğim. Launchpad de diyorlar. Yani whitelist değil de bu. Launchpad. Buna nasıl katılabiliriz ve neden bu token değerlenebilme olasılığı var? Çünkü çok fazla yerde reklamını görüyorum ve iş ortaklarına baktığımız zaman aşağıda önemli firmalar, önemli şeyler ortaya çıkıyor. Ya student coin öğrenci coin'i gibi düşünülebilir. Büyük ortakları var. Harvard Üniversitesi, New York Üniversitesi, London Ekonomi Okulu gibi üniversiteler var. Burada detaylı olarak işte BSC Scan'da, Coinbase'de, CoinMarketCap'te, CoinGecko'da, buralarda mevcut. İşte aratabilirsiniz istediğiniz kadar. Peki burada ön alım olarak ne yapmamız gerekiyor? Peki ön alım için yani ne kadar da talep bulunmuş? Şu an neredeler? Şurada yukarıda sayıları gözüküyor olması lazım. 83. faz diyor sanırım. Daha ucuz fiyattan da satılmış olabilir. Tam bilmiyorum oralarını. Hani sadece bu benim bildiğim kadarıyla anlatabiliyorum size. 500 bin dolarlık bir satış bekleniyormuş, isteniyormuş. Şu an 106 bin dolarlık toplanmış. Yani 400 bin dolarlık daha toplandıktan sonra bu bitecekmiş. Ondan sonra bir roadmap var mı? Ondan sonra acaba information'a bir tekrar tıklayalım. Öğrencileri destekleyecekler işte dünyanın en büyük 500 üniversitesindekileri falan sanırım anladığım kadarıyla. White paper'lar var. Bir white paper'larına bakalım. White paper hemen hemen her tokende mutlaka bulunması gerekir. İşte neden biz bunu yapıyoruz? Ne amacımız ne? İşte ne şekilde ilerliyor süreç? Onu anlatırlar genel olarak. Ondan sonra acaba şuraya tıklayalım. Açılsın. Chrome olarak açsın. Burada logosu, ondan sonra ICO'yu anlatıyor. Team, Information, NFT tokenlerle alakalı bir ekosistem de oluşturuyorlar anladığım kadarıyla. Ben buraya düşük bir miktarda yatırmayı düşünüyorum. Düşük şekilde kabul ediyor sanırım. Daha göndermedim. Birazdan göndereceğim. Bir sorun yaşarsam videonun altında belirtirim ya da başka bir video çekerim. 6. ayına kadar diyor satış yapılacaklarmış sanırım. Ethereum blockchain'de mainnet'i kurulacakmış Student Coin'in. Ondan sonra ha bu 2020'den bahsediyor. 2020 Launchpad ICO performansı 7. ayın 2021 7 yazıyor tam şurada anlayamadım. 2022 süreçleri ha 7. ayda başlayacak. Launch başlayacak. Exchange. Ondan sonra uygulaması, DeFi, ondan sonra acaba sanırım 7. aydan itibaren satışa sunulacak. Ondan sonra acaba 7. ayda ve 2022'nin 3. çeyreğinde sanırım böyle bir şeyde bulunabiliriz. Ben çok az miktarda bir yatırmayı deneyeceğim çünkü uzun bir süreç. Yarın ay piyasası geldiği zaman neler olacağını bilemeyiz. Ondan dolayı neler olabileceğini düşünerek hareket etmek lazım. Whitelist'i bu şekilde. Şuradan ekosistem var. İşte şuradan Student Coin'e giriyoruz sanırım tekrar. Ben burada bir hesap oluşturmuştum. Bir saniye. Şuraya tekrar geleyim kısaca. Nasıl satın alındığını gösteriyor. İlk önce oraya geleyim. Ben işte 110 USD'nin ne kadar STC'si Student Coin ettiği gösteriyor. Bir de Included Early Bird Bonus'tan bahsediyor. Tam olarak ondan anlamadım. MetaMask'tan alabiliyorsunuz. İşte MetaMask adresleri var. Oraya gönderiyorsunuz. Gönderdim diyorsunuz. Gönderdikten sonra onaylanıyor. İşte kredi kartıyla alabiliyorsunuz. Bir de kripto parayla alabiliyorsunuz. Herhangi bir kripto parayla diyor ama USD ile alınabiliyor. Bir de Ethereum Bitcoin ile alınabiliyor. Şimdi buraya tıkladığımız zaman bize bir liste gösterecek.
Gelmesini bekliyorum. Şimdi diyor ki 1000 tane STC'yi diyor 15.4 tane alabilirsin diyor. 2000 STC'yi işte 30.8'den böyle gösteriyor. Tıkladıktan sonra bizi işte bir platforma tekrar yönlendiriyor. Coinbase platformuna. Yani Coinbase'ten anladığım kadarıyla parayı oraya gönderiyoruz. Bize bir tane adres verecekler şimdi gördüğümüz üzere. Şimdi tıklayalım. Tıkladık. Gelecek inşallah. Buraya ismimizi yazıyoruz mesela. Ne yazalım? Talha Yılmaz. Şuraya da e-postamızı yazıyoruz. Ben diyorum ki buna katılmak istiyorum. Hangisini göndermek istiyorum? Showmore'una kadar işte gidiyor. Bu tokenler var. Ben USD coin'i seçeceğim büyük ihtimalle. İşte diyor ki buraya şu kadar gönder diyor. Bu da senin diyor adresin diyor. Gönderdikten sonra diyor hesabına gelecek para diyor. Buraya göndereceğim bu miktarda parayı. Geldikten sonra da bana bu kadar token verecek. Ben şansımı denemeyi düşünüyorum. Düşünen arkadaşlar için paylaşmak istedim. Aşağı linklerini paylaşacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar.